AK Parti Şehit Kami İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Uzun süredir sahada olduklarını vurguladı. Efendim şimdi öncelikle 31 Mart yerel seçim sürecine giderken Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Cumhur İttifakı'nın da aday olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Sayın Fatma Şahin Başkanımız, Şehit Kamil Belediye Başkanlığı için ise Sayın Rıdvan Fadıloğlu Başkanımız yeniden aday gösterildiler. Şimdi biz adaylarımızla birlikte sahadayız. Birlikte çalışıyoruz. Sahaya şimdi de çıkmış değiliz. Zaten hamdolsun uzun zamandan beri hep halkımızla iç içe beraberiz. Halkımızın çok ciddi teveccühünü görüyoruz. Tabii ki eksikler, aksaklıklar olabilir ama bunların hepsi de inşallah giderilecektir. AK Parti'nin çıta yükselttiğini dile getiren Yılmaz, halkın alternatif olarak kimseyi görmediğini kaydetti. Milletimiz AK Parti'den başka bu memleketi büyütecek bir hareketin olmadığının farkında. Ve bizim adaylarımız da ancak Gaziantep'in ve Şehit Kamil'in büyüyebileceğini, projelerin, ortaya konulan somut projelerin hayata geçirebileceğinin milletimiz çok iyi bir şekilde farkında. Ve adaylarımızın geçmişte yapmış olduğu hizmetler, Rıdvan Başkanımızın 10 yıldır, Fatma Başkanımızın 5 yıldır yapmış olduğu önemli hizmetler bizim teşkilat olarak elimizi çok güçlendiriyor. Hamdolsun. Hem bu noktada halkımızdan ciddi manada teveccüh görüyoruz. AK Parti çıtayı ciddi manada yükseltti. Bundan dolayı milletimiz alternatif olarak başka kimselere çok dönük bakmıyor. Bunu biz hissediyoruz, görüyoruz. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Bu memleketi AK Parti hareketi büyüttü. Yine AK Parti hareketi büyütecektir inşallah. Türkiye'nin ekonomik saldırılara maruz kaldığını dile getiren Yılmaz, 31 Mart'ta ciddi anlamda destek göreceklerini söyledi. Bir kere halkımız şuna bakıyor. Geçmişte yaşadıkları, bize AK Parti'nin Türkiye'yi getirdiği nokta, 2002'deki ekonomik göstergelerle şu anki mevcut göstergelerin ortada bir yaşanmışlık var. Aldığı bir somut şeyler var. Hayat standartlarının yükselmesi, yaşam standartlarının yükselmesi. İnsan hayatında olduğu gibi ülkelerin, devletlerin yaşam süresince de inişler çıkışlar olacaktır. Tabii bu sadece kendi ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan değil, global dünyadaki diğer ekonomik gelişmelerden dolayı bir takım sıkıntılar oldu. Türkiye 2018 yılının Ağustos ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik saldırısına maruz kaldı. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyen bir takım güçler Türkiye'den bu noktada ekonomiyle Türkiye'yi zora sokmak için ciddi manada bir saldırı gerçekleştirdiler. Örneğin şunu söylemek istiyorum. Ağustos ayının 13'ünde Cumhuriyet tarihinin en büyük likidite çıkışı gerçekleştirilmiştir bizim ülkemizden. Çünkü bu da ekonomik bir saldırının, dış müdahalenin var olduğunu ortaya koyuyor. Peki bu saldırı neden yapılır? Çünkü bu saldırının nedeni şudur. Bölgesinde güçlü, bağımsız bir Türkiye istemiyorlar. Biz de Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın bu noktadaki sağlam bir şekilde yanında durarak milletimiz, halkımız bu noktada kesinlikle taviz vermiyor. Ve bu noktada inşallah 31 Mart'ta da ciddi manada desteğini gösterecek. Biz buna inanıyoruz. Şimdi ufak tefek tepkiler olsa da bizim milletimiz son günler geldiğinde ve her şeyi insanlar o sandığın başına gitmezden önce bir muhasebe yapar. Şöyle bir geçmişini gözünün önünden geçirir ve yine AK Parti'den ve Cumhur İttifakı adaylarından başkasının bu memleketi büyütemeyeceğini ve bu hizmetleri getiremeyeceğini muhasebe edecektir. Biz buna inanıyoruz.